Şirketin çok ciddi bir borcu vardı. Benim 10 yıl çalıştığım, hanımın bileziklerini aldığım mülküm sadece borcun onda birine tekabül ediyordu. Ben bu işe karar verdiğimde bana herkes sen dedi delisin, manyaksın, ne yaptığını biliyor musun? Bu borcun altından kalkabilir misin? İnanın bir ay uyku uyuyamadım. Ben her zaman şunu söylerim. Başkasının içinde kendi işin gibi çalışmaz isen ve yeri geldiğinde riski kabullenmezsen hiçbir zaman kendi işin sahibi olamayacaksın. Şimdi ayda 1 milyon müşteri karşılıyoruz. Yıllık 30 milyon dolarlık bir ciroyu yönetiyoruz. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Cuma Dağlı, Maydanoz Döner Yönetim Kurulu üyesiyim. 1988 yılında Aksaray ilinin Yeskili ilçesinin Böget köyünde dünyaya geldim. Ailem çiftçilikle uğraşıyordu, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyordu. Biz de çocuk yaşta kendimizi tarla ve tapanın içerisinde bulduk. Çobanlıkta yaptığım, tarlaya da gittiğim, çapada yaptığım, samanlıkta deptik, arpanın tozunu da yedik. Benim için özellikle çalışma hayatımda tarım ve hayvancılıkla çocuk yaşlarda uğraşmış olmam bana büyük katkılar sağladı. İlk öğretimimi köyümde ortaokulumu yatılı okudum. Anne yok, baba yok. İlk gecem ağladım, camın kenarına geçtim. Genelde şeydir yani yurttan ilk defa kalan insanlar camın kenarına bir geçerler. Diğer arkadaşlarının da görmemesi için bir dışarı bakarlar. Sessiz sessiz ağlarlar. Arkadaşın arkadan seslense bile dönüp bakamazsın. Böyle yaparsın. Anlarlar zaten. Öyle bir gece bir ağladım. Liseyi Kayseri'de okudum. İlk paramı lise yıllarımda hafta sonları seralara giderek domates stilleri ekerek kazandım. Üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavına girdiğim dönemde bir an önce mesleğe geçip paramı kazanmak için meslek yüksekokulu sınavına da girdim. Hem üniversiteyi kazandım hem de meslek yüksekokulu sınavını kazandım. Üniversite kaydını yaptıramadım, yandı kaydım artık. Meslek yüksekokuluna gittim, tercih ettim. Orada belli sağlık şartlarından dolayı elendim. O doktorun olumsuz raporunu vermesinden sonra hayatım bitti benim, yıkıldı. Dedim artık hayatın sonu geldi, tamam dedim. Yani köye geri dönüyorum, her şeyim bitti, böyle düşünüyorum. Arkadaşlar beni uğurlamaya geldi otogara, oradan otobüse bindirdiler. Ama ağlamak için bahane arıyorum. Sonra otobüse bindim, tam böyle bahane arıyorum, muavin şeyi açtı. Eskiden bilirsiniz, otobüslerde şey vardı, ortada bir televizyon var veya tam böyle giriş kapısının üzerinde. Babam ve oğlum filmini açtı, Aksaray'a kadar ağladım. Yanımda bir teyze var, o da beni teselli etmeye. Oğlum, yavrum bu film işte niye bu kadar şey... Ben neredeyim teyze, sen neredesin? Allah razı olsun. Yani o da faydalı olmaya çalışıyor. Nitekim tekrar köye geldim ama kışın köyde kalmak istemiyordum. Tekrar üniversite sınavına girdim. Eskişehir Osman Gazi Turizm ve Otel İşletmecilik bölümünü kazandım. Eskişehir'e gittim. Üniversite hayatım başladı artık. Üniversitenin karşısında bir tane otel var. Ben dedim ki yazın dedim. Köye gitmek yerine ben burada stajımı bitireyim. Gittim otelle görüştüm. Otel müdürü bizi kabul etti. 40 gün abi Bekovis'te çatal sil, bardak sil, kaşık sil. Bizim staj böyle devam etti orada. 400 metrekare bir restoran var. Elektrikli süpürgeyle süpürüyoruz. Nereye işte reçel döküldü, çay döküldüyse bunları küçük şu kadar halı fırçaları var ya bunlarla fırçalıyoruz biz. Biz hiçbir zaman şunu demedik öyle başladıktan sonra. Ya ben üniversiteliyim kardeşim bunu mu yapayım? Ay kardeşim işin gereği oysa yapacaksın. Üniversitemizde doçent hocalarımızdan bir tanesi kolumdan tuttu dedi ki Cuma'cığım okulum bitiyor. Uluslararası bir markada çalışmak ister misin? Gittim görüşmelerimi gerçekleştirdim. Markada kabul etti. Markaya gittiğimde tabii ki ilk yaptığım iş performansı en yüksek olan abi buldum. Tabii ki paçasına sarıldım. Dedim abi bu işi bana öğret. Onunla beraber çok yakın çalıştım ve marka yönetimi konusunda çok ciddi eğitimler aldım. 8,5 yıl faaliyet gösterdikten sonra belli bir noktaya geldim. Donanımlarımı sağladım ve kendi ticaretimi yapmak istiyordum. Kendi ticaretimi yapmak için markadan müsaade istedim ve ayrıldım. Ayrıldığımı duyan, daha önce beraber çalıştığım, o paçasına yapıştığım abi bana ulaştı. Dedi ki Cuma oradan ayrılmışsın. Bak dedi ben böyle bir marka kurdum dedi. Şuralara kadar geldim. Şöyle de bir borcumuz var dedi. Sen gelirsen beraber sırt sırta veririz. Biz bu markayı toparlarız kardeşim. Ben de tamam dedim. Görüştük ama şirketin çok ciddi bir borcu vardı. Hatırı sayılır bir borcu vardı. Benim 10 yıl çalıştığım, hanımın bileziklerini aldığım mülküm sadece borcun onda birine tekabül ediyordu. Tabii ki kolay bir karar olmadı. Çünkü ben bu işe karar verdiğimde bana herkes sen dedi delisin, manyaksın, ne yaptığını biliyor musun? Bu borcun altından kalkabilir misiniz dedi. İnanın bir ay uyku uyuyamadım. Ben her zaman şunu söylerim. Başkasının içinde kendi işin gibi çalışmaz isen ve yeri geldiğinde riski kabullenmezsen hiçbir zaman kendi işin sahibi olamayacaksın.
Biz iki kişiyle bu iş kolay kolay kalkmayacağını biliyorduk. Daha önceden tanıdığımız, ticaretine güvendiğimiz iki abimiz daha kattık. Markaya biz 4 kişi ortak olduk. İlk olarak departmanlar herkesin görev tanımları ve sınırlarını belirledi. Bir yönetim oluşturduk hızlı bir şekilde. Sonra kalite, servis ve temizlik olarak markanın standartlarını belirledik. Kolları çemredik, sahaya indik. Hazırladığımız standartları tek tek bayilere eğitimini verdik. Dedik ki bundan sonra biz varız. Alo dediğinizde duvara çivi çakarken beni arayabilirsiniz. Bundan sonra marka sizin yanınızda dedik. Maydanoz dönerin standartlarının eğitimini verdik. Dedim şimdi eğitimi veriyorum ama bir ay sonra geldiğimde bu eğitimleri burada görmek istiyorum. 16-17 şubedeyken standartları yerine getirmediğinden dolayı 3 bay ile yollarımı ayırmak durumunda kaldım. 17 şubeden tekrardan 15-14 şubelere gerilemek beni tedirgin etti. Ama şunu biliyordum. Benim ileriye gidebilmem için ayak bağı dediğimiz bu şubelerden kurtulmamız gerekiyordu. Nitekim bir geri çekildik, tekrardan sıçrama fırsatı yakaladık. Bu çalışmaları yapmamızdan dolayı bayiler para kazanmaya başladılar. Bayilerin para kazanmasıyla beraber bize olan talep arttı. İşler büyümüştü artık. Ekibimizi genişletmeye başladık. O dönemde franchise ve operasyonu ben yönetiyordum. Yine alanında uzman, başka markalarda çok güzel işlere imza atmış. 5. bir ortağı ailemize kattık ve operasyon departmanını kendisine teslim ettik. İlk aracımızı almaya 4 ortak gittik. İlk arabayı aldık ama nasıl mutluyuz? Yani bir diğer ortak biniyor, kornaya basıyor falan. Şimdi şirkette sevkiyat aracı alınıyor. İnanın sadece rakamlarda görünüyorum satın aldığını. Böyle bir duruma geldik. Şu anda 6 ortağız. Bu iş ortaklıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Bizde her departmanın başında bir ortağımız var. Ama bizde tek patron var. Maydanoz Döner. Maydanoz Döner ne derse o oluyor. Geçen yıl 46 şubemiz vardı. Bir yılda %100 gibi bir büyüme gerçekleştirdik. Şu anda 2 ülkede 27 şehirde 92 noktada hizmet veriyoruz. Maydanoz Döner olarak günlük 6 ton döner satışımız var. Ayda 1 milyon müşteri karşılıyoruz. Yıllık 30 milyon dolarlık bir ciro yönetiyoruz şu anda. Dünyada bilinen bir marka olmak için öncelikle kendi ülkende bilinmen lazım. Biz de 2022'nin sonunda 100 şube olarak bilinirliğimizi kanıtlamış oluyoruz zaten. Sonrasında Avrupa ve Orta Doğu gelecek arkasından. İlk adımımızı attık zaten. Gürcistan, Batum olarak hizmet veriyoruz. Bizi çok beğendiler. Yani orada da bizi tercih ediyorlar. Bizim satışlarımızın soslu döner sektöründe olduğumuzdan dolayı %80 piliç döner olarak satıyoruz. %20 ise dana döner olarak satıyoruz. Dürüm çeşitlerimiz, işte porsiyonlarımız, iskenderimiz 10 çeşit piliç döner tarafında çeşitliliğimiz var. Yaklaşık olarak 10 çeşit de dana döner tarafında çeşitliliğimiz var. Sosumuzun özelliği 40 çeşit baharatla. Yani bu sadece sosun içerisindeki değil, ekmeği yağladığımız, yağlarken kullandığımız ürünün içerisindeki sosa kadar, baharata kadar 40 çeşit baharatla yapılıyor. Mideyi yakmaz, tamamen ürüne lezzet katan keyifli bir sosumuz var. Bize soruyorlar maydanoz döner ismi nereden aklınıza geldi diye. Biz de şunu söylüyoruz her zaman için, her şeye maydanoz olmak sloganıyla yola çıktık diyoruz. Gençlere veya yatırım yapmak isteyen herkese benim tek tavsiyem var. Markaları tercih etmeden önce lütfen ama lütfen gidip sahadaki mevcutta olan şubeleriyle görüşmelerini rica ediyorum. Gitsinler, görüşsünler. Daha önceden bayileri var sahada. Para kazanıyorlar mı? Mutlular mı? İletişim kurabildikleri insanlar var mı? Bunlarla görüşmeden herhangi bir markaya yatırım yapmasınlar. Markayı kurmak da çok zor, geliştirmek de çok zor. Çünkü markamızın ilk kurucusu, şu anda ortağımız, gerçekten hayatını riske attığı dönemler bile olmuş. Ama bizim de büyütmek için çok ciddi çabalar sarf ettik. Büyük emekler verdik, ailemizden fedakarlık yaptık, kendimizden fedakarlık yaptık. Maalesef büyütmek de çok zor, kurmak da çok zor. Ama doğru ekip olur ise hepsi çok kolay oluyor. Maydanoz dönerin menüsünde olan ürün yelpazeleri, sandviç ekmeğindeki tavuk dönerimiz, beytimiz, yine tombik ekmeğinde sergiliyoruz dönerimizi. Burada porsiyonumuz var, tavuk porsiyonumuz, et porsiyonumuz var, İskender usulüyle var, tavuk iskenderimiz, et iskenderimiz var. Hatay usulü yine medium döner olarak yaptığımız soslu dönerimiz var. Bir de amiral gemimiz var, 45 santim large dürümümüz var. Ailemizin şımarık çocuğu maytakomuz var. Sanırım gece saat böyle uyuyamadım daha doğrusu. Yatakta düşünüyorum maydanozla alakalı neler yapabiliriz diye. Aklıma taco geldi. Yataktan fırladım, buldum dedim. Anam hatta dedi ki manyak mısın, gecenin bir vakti dedi, iyi misin falan. Sabaha edemedim. Sabah oldu. İlk işim hemen gittim. Tortilla ekmeğini buldum, işte cheddar peynirini aldım. Şubeye koştum. Dedim ki bunu bir denemem lazım. Yedim, harika. Şu an ailemizin şımarığı olarak yoluna devam ediyorum.
Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.